6. sınıf matematik dersi bölünebilme kuralları ile ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bu sayı diyor 3 ile kalansız bölünür. 3 ile kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Bakın burada 2, 5 daha 7, 7 daha 14. 14 3'ün katı olmadığı için bu sayı 3'e kalansız bölünmez, eksi. 324 2 ile kalansız bölünür. 2 ile bölünebilmesi için birler basamağın çift bir sayı olması gerekiyor. Çift bir sayıdır. Doğru bir bilgi. 216 6 ile kalansız bölünür diyor. 6 ile kalansız bölünebilmesi için sayının hem çift olması lazım. Çifttir zaten. Hem de rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 2 1 daha 3 eder. 6 da burada 9. 9 3'ün bir katıdır demek ki bu sayı 6 ile bölünür. Doğru bir bilgi. 659 sayısı 9 ile kalansız bölünür. Rakamları toplamı 9'un katı olması gerekiyor. 6, 5 daha 11. 11'e 9 eklerim 20. 20 9'un bir katı değildir. 9, 18, 27, 36 gibi 20 sayısı 9'un bir katı olmadığı için yanlış bir bilgi. Burada 2 tane doğru cevabım var. Doğru cevap B seçeneği. 4A7 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez diyor. Şimdi 3 ile tam bölünebiliyorsa rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Orada 4 var, A sayısı var, bir de 7 sayısı var. Ben bu üçünü topladığımda 7, 4 daha 11, yanında da A sayısı var. Bunun 3'ün katı olması gerekiyor rakamları toplamına. Şimdi ben buraya A yerine 1 getirirsem 11, 1 daha 12 eder ve 12 3'ün bir katıdır. İlk küçük sayı bulduktan sonra üzerine 3'er 3'er ekleyebilirsin. Yani 1 gelirse 3 eklerim 4 de gelir, 3 eklerim 7 de gelir. 3 ekleyemezsin çünkü 10 gelemez. Oraya bir A yerine bir rakam gelmesi gerekiyor. Yani oraya 1, 4 ya da 7 gelebilir. 6 gelemez. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 4 ile tam bölünebilir diyor. 3 ve 4 hem 3'e bölünecek hem 4'e bölünecek. Burada önce 4 ile bölünebilme kuralına bakarım. 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağının 4'ün katı olması gerekiyor. Bakın 48 4'ün katı. 12 4'ün katı. 52 4'ün katı, 46 4'ün katı değil. D seçeneğini eledim. A, B ve C seçeneği 4'e bölünür. Geldik 3 ile bölünebilmeye. Rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Bakın buradaki sayıları toplarsam 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 8 daha 17 yapar. Kenarda kalsın. Rakamları topluyorum. 9, 0 daha 9 eder. 1 daha 10, 2 de burada 12 eder. O da kenarda kalsın. 8, 4 daha 12, 5 daha 17, 2 daha 19 eder. Şimdi A, B, C 4'e bölünebiliyor. Baktığım zaman 3'e bölünebilmeyi de arayacağım ben. Rakamları toplamın 3'ün katı olması gerekiyor. Burada 3'ün katı olan sadece 12 var. Yani 17 3'ün katı değil, 19 da 3'ün katı değil, 12 3'ün katı. Bu sayımız hem 4'e hem 3'e kalansız bölünür. Rakamları farklı 5 basamaklı 12.680 ve sonunda A var. 5 basamaklı sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bu sayı 2 ile bölünüyorsa A'nın yani birler basamağının ya 0, 2, 4, 6 ya da 8 olması gerekiyor. Şimdi ben buraya normalde A'nın alabileceği en büyük değeri benden istiyor. 8'i getirirsem rakamları farklı kelimesi önemli. 8'i getirirsem olmaz çünkü 2 tane 8 olur. 8 olmadı. 6 da getiremiyorum. 8'den sonraki çift sayı. Çünkü burada 6 da var. Demek ki 6 da olmaz. Ama 4 yok burada. Ben orada A yerine yani birler basamağı yerine 4'ü getirebilirim. Doğru cevap B seçeneği. 3 basamaklı 730 sonunda A var. Doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi orada bir 7 var, bir 3 var, bir de A sayısı var. Ben hemen bunları topluyorum. Bilinenden bilinmeyene 7, 3 daha 10. 10 sayısına bir de A sayısını ekleyince 3'ün katı olmak zorunda. 3'ün katı. Mesela ben burada A yerine 2 eklersem 10 ile 2'nin toplamı nedir? 12'dir, değil mi? 12 3'ün katıdır. Demek ki A yerine 2 getirebilirim. Ben buraya 5 getirirsem 10 ile 5'in toplamı 15, yine 3'ün katıdır. Ben buraya 8 getirebilirim. 10 ile 8'in toplamı 18, o da 3'ün bir katıdır. Yani A yerine 2, 5 ve 8 gelebilir. Benden bunun toplamını istiyor. A'ya yerine gelecek sayıların toplamını istiyor. O da 15 olur. Doğru cevabım C seçeneği.
A ve B birbirinden farklı sayılar olmak üzere 3 basamaklı 230'lu bu sayı 2'ye bölünebiliyor. 3 basamaklı 430'lu bu sayı da 3'e tam bölünebildiğine göre. A artı B'nin toplamı kaç olabilir diyor bize. Şimdi birincisi için 230 ve A sayısı var. Bu sayı 2'ye bölünüyorsa A ne olur? 0'ı getirebilirim A yerine. 2 getirebilirim. 4 yazabilirim. 6 yazabilirim ve 8 yazabilirim. Diğerine bakıyorum. 430 ve B sayısı var. Bu da 3'e tam bölünüyormuş. Rakamları toplamın 3'ün katı olması gerekiyor. 4'ü yazdım, 3'ü yazdım. B'yi de topladığım zaman 3'ün katı olacak. 4, 3 daha 7. Bu durumda 7 artı B eşittir 3'ün katı diyelim şuraya. 3'ün katı ne olabilir? Ben 7'nin üstüne 2 eklersem 9 olur ve 3'ün katıdır. Bakın 3'ün katı olayında en küçük sayı bulduktan sonra üzerine 3'er 3'er ekleyebilirsiniz. 2, 5, 8 gelebilir 3'ün yerine. A'nın alabileceği değerler burada. Şunlar A'nın alabileceği değerler. Bunlar da B'nin alabileceği değerler ve A ve B birbirinden farklı sayılarmış. Eğer ben burada A yerine 2 yazarsam olabilir diyorsa burada deneme yanılma yapacağım. 2 alıyorum A yerine. B yerine de 5 yazılır dersem bu ikisinin toplamı 7 olabilir. Seda ok işaretinden oyuna başlayıp soruları doğru cevaplayarak ilerliyor. Buna göre Seda oyunu hangi harfle bitirir diyor. Bakın birinci ifade için 3 ile tam bölünebilir diyor gördüysen. 21 sayısı 3'e bölünür. Evet, evet de ilerlemesi gerekiyor. Evetle gittik. Aşağısında 32 sayısı var ve bunun 6 ile tam bölünebilir diyor. 32 6'ya bölünemez. Yani hayır olması gerekiyor. Daha sonra devamında 84'ün 4 ile tam bölünebildiğini söylüyor. 84 4'ün 22 katıdır. Doğru bir bilgidir. Evet de çıktık. Demek ki burada A harfindeyiz. Doğru cevabım C seçeneği. 8 numaralı sorumuz. 4 ile tam bölünen sayılar 2 ile de kesinlikle tam bölünür. Şimdi 16 4'e bölünüyor. O zaman 2'ye de kesinlikle tam bölünür. Veya 24'ü 4'e bölebiliyorsam 2'ye de bölmem gerekiyor. Çünkü burada 4 2'nin 2 katıdır. 4'e bölünebilen bütün sayılar 2 ile de kesinlikle bölünür. Bunu örnekle de kendin yapabilirsin. Doğru bir bilgidir. 10 ile tam bölünebilen sayılar 2 ve 5 ile de kesinlikle tam ile bölünür. Şimdi 10 ile bölünebilmesi için sayının işte birler basamağında ne olacak? 0 olacak. 80, 90, 100 bunlar ona tam ile bölünür. Sonunda 0 olması gerekiyor. Şimdi sonunda 0 olması çift sayı olması anlamına geliyor. Dolayısıyla 2'ye bölünür. 5'e bölünebilme kuralını da hatırlayalım. Birler basamağında ya 0 olacak ya 5 olacak. 0 varsa demek ki 5'e de bölünür. Bu da doğru bir bilgidir. 3'e bakıyorum. 2 ve 3 ile tam bölünebilen sayılar 6 ile de kesinlikle tam bölünür. Kesinlikle yine doğru bilgi. 2 çarpı 3 de burada 6 eder. Bu sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya da tam bölünür. Bunların 3'ü de doğru. Doğru cevabım 1, 2, 3'tür. 4 basamaklı 4620 B sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada sayı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa son iki basamağına bakar. Bak son iki basamağında 2 ve B sayısı var. Şimdi ben burada bu son iki basamağının 4'ün katı olması gerekiyor. Ben burada B yerine 0 yazarsam 20 olur değil mi? 24'ün bir katıdır. Yine B yerine 4 yazarsam 24 olur. O da 4'ün bir katıdır. Bu da bölünür. Yine B yerine 8 yazarsam sayımız 28 olur. O da 4'ün katıdır. Yani ben orada B yerine 0 yazabilirim, 4 yazabilirim, 8 yazabilirim. B'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 0'ı, 4'ü ve 8'i yazıyorum. Bunları da toplamını benden istiyor. 12 doğru cevap D seçeneği. 6 basamaklı 231 bin A8B sayısı 9 ile bölünebilen tek sayı olduğuna göre A artı B en fazla kaçtır diyor. Şimdi baktığımız zaman 9 ile bölünebiliyorsa rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Bakın orada 2 var, 3 var, 1 var, A sayısı var, 8 sayısı var, bir de B sayısı var. Burada yazılan bütün rakamları şöyle bir toplayalım. Rakamları harfleri ayrı ayrı topluyorum. 2, 5, 6, 8 de burada 14. 14'ün üstüne A artı B'yi ekleyince
ne olması gerekiyor? 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi 9'un katı olan sayıları da yazalım buraya. 9, 18 yani toplamları, rakamları toplamının 9 olması, 18 olması, 27 veya 36 olması gerekiyor. 36, 45 diye gider. Bakın verilen 4 tane rakamın toplamı 14. Ben 14'e 4 eklersem toplamı ne eder? 18 eder. 18, 9'un katıdır. Yani A ile B'nin toplamı 4 olabilir. Artı 18'den sonra gelen sayı 27. Bunların rakamları toplamının 27 olması için A ile B'nin toplamını 13 verebilirim. Neden? 14 ile 13'ün toplamı 27 eder. 27 de 9'un katıdır. Demek ki biz burada A ile B'nin toplamına 13 diyebiliriz. Şunu yapamazsın. A ile B'nin toplamı 22 olur. 14, 22 daha 36. İşte 36 da 9'un bir katıdır. Ya iyi de sen burada A ile B'nin toplamına 22 diyeceksin. Burada A da B de birer rakamdır. Ne verebilirim? En fazla en büyük rakamı verdim 9. Diğerine de en büyük rakamı verim 9. Bu ikisinin toplamı en fazla 18 olabilir. Yani 22 olmaz. Şimdi 22 olması için orada bir rakam olması gerekiyor. Nedir mesela? Birisi 11, birisi 11 veya birisi 12, birisi 10 olabilir. Buraya da sayı değil rakamın gelmesi gerekiyorsa A ile B'nin toplamı en fazla 13 olur. Doğru cevabım B seçeneği. Satın aldığınız 6. sınıf matematik DVD'sinden de kesinlikle bölünebilme kuralları konu anlatımını izlemenizi tavsiye ederim. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız verilmiş. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 3 ile tam bölünebildiği halde 9 ile bölünemez? Şimdi bak. 3 ile bölünecek ama 9'a bölünemez diyor. Birinci sayının hemen rakamları toplamını hepsinin yazalım. 6, 7, 8, 10, 18. 18'i yazdım. 3, 4, 7, 16, 8 de burada 24. Onu da yazdım. 9, 8, 17, 24, 27, 31, 2 de burada 33. Rakamları toplamını yazıyorum. 6, 13, 22, 5 de burada 27. Onu da yazdım. 10, 16, 18, 9 da burada 27. Bakın hepsi de 3'ün katıdır. Bunların hepsi de 3 ile bölünür. 3'e bölünebilecek ama 9'a bölünemeyecek. Mesela baştaki sayı 9'a da bölünür. Neden? 9'a bölünebilme kuralına bakalım. 9'un katı olması gerekiyor. Rakamları toplamı. Rakamları toplamı 18. 9'un katı. Yani bu 3'e bölünebilir. Tamam ama 9'a da bölünebilir. Bunu eledim. Aynı şekilde rakamları toplamı 27. Hem 3'e bölünür ama 9'a da bölünür. Bunu da eledim. Bunun da rakamları toplamı 27. 3'e de bölünür, 9'a da bölünür. Bunu da eledim. İki tane sayımız var burada. Bunlar 3'e bölünürken 9 ile tam bölünebilmez. Doğru cevabım A seçeneği. A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 6700 AB 4 basamaklı sayısı 10 ile bölündüğünde 4 kalanını veriyor. Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği kaç tane farklı değer vardır? Şimdi bir kere bir sayı sen 10'a böldüğünde 4 kalanını veriyorsa, mesela 84 gibi, mesela 74 gibi, 10'a böl 4 kalır burada. Veya 64 gibi. Bu sayıların ortak özelliği nedir? Birler basamağının 4 olmasıdır. 4 kalanı vermesi için. Bir tanesini test edelim. 84'ü 10'a böldüm. 8 kere var. 8 kere 10. 80 bak çıkarttım. 4 kalanı verir. Demek ki birler basamağının 4 olması gerekiyor. Yani ne demek bu? B'nin burada 4 olması gerekiyor. 6'yı yazdım. 7'yi yazdım. A sayısı B yerine de 4 kalanı veriyorsa B yerine de burada 4'ü yazmam gerekiyor. Aynı zamanda bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için diyor. Rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 6, 4 daha 10. 7 de burada 17. Yani rakamları toplamı 17. Üstüne A sayısını da ekleyince 3'ün katı olacak bu sayı. Ne olabilir? 1 olur değil mi? 17, 1 daha 18, 3'ün katıdır. 4 olur. 17, 4 daha 21. O da 3'ün katıdır. 7 olur. 17, 7 daha 24. O da 3'ün bir katıdır. Yani ben burada A yerine 1 yazabilirim, 4 yazabilirim ve 7 yazabilirim. Yalnız dikkat etmem gereken bir nokta daha var. A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Yani sen burada B yerine 4 buldun. O zaman A yerine evet 4 yazabiliyorsun ama 4 yazarsan ikisi aynı rakam olur. A ve B birbirinden farklı rakamlarmış. Demek ki ben buraya 4 yazamıyormuşum.
1 ve 7 toplamda 2 farklı değer alır. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile tam bölünebildiği halde 9 ile tam bölünebilmez? Şimdi bölünemez. Şimdi çocuklar 3'e bölünebilmede de 9'a bölünebilmede de rakamların toplamının birinin 3'ün katı birinin 9 katı 9'un katı olması gerekiyor. Yani ben her iki durumda da rakamlarını toplamam gerekiyor. Sayı değerleri toplamam. 13, 18, 21 rakamları toplamı. 8, 18 rakamları toplamı. 18 rakamları toplamı. 10, 18 rakamları toplamı. Şimdi rakamları toplamı bak hepsinde de 3'ün katı oldu. 18 3'ün katıdır. 21 de 3'ün katıdır. Ama aynı zamanda 18 9'un da bir katıdır. Yani bu sayılar 3'e bölünür, 9'a da bölünür. Bizden istediğine iyi bakın. 3 ile bölünecek ama 9'a bölünmeyecek. Rakamları toplamı 21 ise 21, 3'ün bir katı 3'e bölünür. Ama 21 sayısı, rakamları toplamı 21 olan, sayı değerleri toplamı 21 olan sayını 9'a bölünmez. Neden? Çünkü 21 9'un bir katı değildir. Doğru cevabım A seçeneği. Yukarıdaki şekilde yol uzunlukları kilometre cinsinden verilmiştir. Buna göre şekilde verilen araba uzunluğu hem 3 hem de 5 ile tam bölünebilen yolları takip ederek hangi şehre ulaşır diyor. Bakın burada 24 kilometre var. 24 3'e bölünür, 5'e bölünür mü? Tam bölünmez. Demek ki bu yoldan gitmemesi gerekiyor. Aşağı doğru indik. Bak 15 kilometre diyor. 15 3'e de bölünür, 5'e de bölünür. Devamında 21 kilometre var. 21 kilometreyi 3'e bölersin ama 5'e bölemezsin. 1 artar. Demek ki benim burada sağdan gitmem gerekiyor. 45 kilometre 3'e de bölünür, 5'e de bölünür. 30 kilometrede 30 sayısı da yine 3'e de bölünür. 5'e de bölünür. Çıkacağı yol C seçeneği aydın olur.